Sizler birlikte Minecraft'a yüklediğim bir tane TexoPack var. Efsa bir TexoPack'le Bedwars oynayacağız. Haydi bakalım. Lan bu arada niye hala bilgisayar masasındayım? Kötü Enes Batur. Şimdi çektim, hala bilgisayar masasındayım arkadaşlar. Kötü Enes Batur bilgisayar masası, yani bilgisayarım var ama kameram yok, yani onu anlatabiliyor muyum? Yoksa ben de çekerdim. Tablette çekiyorum bütün videolarımı. Bu arada arkadaşlar artık bunun zamanı geldi. Size göstereyim. YouTuber olmayanlar lütfen şu anda YouTuber olması için beni takip etsin. Arkadaşlar YouTuber şimdi olacaksınız. Ama şöyle. Şimdi. Bir daha, evet, bir daha yazmayın. Yapma programı çıkıyor. Böyle birazcık aşağılara iniyorsunuz. Mobizen. Bunu yüklüyorsunuz. Birazcık daha iniyorsunuz. İki tane yüklemeniz gerekiyor. Bu ve bu mu yüklüyorsunuz arkadaşlar? Ben Minecraft'a gidip geleyim önce. Çok zor. Evet arkadaşlar, şu an geldim. Gördüğünüz gibi tek sürpekimiz böyle bir tek sürpek. Altta da yazıyor. Tek sürpekimiz. Böyle bir tek sürpek. Şöyle böyle bir eklem kağıtları var. İşte ben çok sevdim. Bu arada arkadaşlar shader'ım da var. Shader'ı görmek istiyorsanız hemen bir like abonsanız güzel olur. Shader yapımında hemen bir like abonsanız iyi olur. O zaman yine shader'ı da gösteremezdi. Ama çok kasıyor. Onu baştan söyleyeyim. Çok kasıyor. Çok kasmasını isterseniz. Yani cidden çok kasıyor ama yine de göstereceğim. İsteyenler belki. Aslında shader olan az insan var. Aynen. Oğlum girsin hadi ya. Akşam ben bir girip geleyim. Girip geleyim yani. Girip ne? Ya neyse. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi bence Metin tekstür pek dibe benziyor dibe. Şimdi birazdan kılıçları da göreceksiniz. Efsane kılıçlar da efsane. Bakınız. Gördüğünüz şu yerler yamyamı değil mi ki? Yamyamı değil mi ki? Tek sopik herhalde. Çünkü yamyamın giyimi böyle şeydi herhalde. Aynen. Yamyamın giyimi de böyleydi. Tamam. Başladı mı? He, tek tek. Arada nokta yaptım kendim. İstedim, nokta istedim yani. İlla nokta yapmayacağım diye bir şey. İlla nokta yapmayacağım diye bir şey yok ya. Noktayı bunu da göstereyim, bir göstereyim. Ama noktayla çok zor olmuştu. Yani bu örnekleri sizin için veriyorum arkadaşlar. Cidden sizin için veriyorum bu örnekleri. Yani cidden bak, vallahi diyorum bu örnekleri çok sizin için diyor veriyorum. Yemin ederim bakın, yani sonra gelince abi falan filan bozuk demeyin yani. Anladınız mı? Yani ben sizin bozuk bir şey almanızı istemiyorum. Tamam, demin internet çıktı. Tamam. Direkt şu yavrumuzu kıralım. Adam da orada zaten. Shift'e bastı.
Hadi bakalım. Yemek yemeğini de biliyorsunuzdur. Yani kurslarda gördünüz. Böyle yani. Şuraya girmedim ama. Ne de kurs yemeğini gördünüz. Bir dakika. Bakın nasıl çıkıyor. Sen nasıl bir internetsin? Sen nasıl bir internetsin oğlum? İnternet nasıl bir internetsin? Bir dakika. Arkadaşlar gördünüz. Düzeldin herhalde yani. Hatta arkadaşlar bugün Minecraft'ı 5 dakika yıktır. Minecraft'ı ne? Baba ne Tamam ya, hiçbir şey oynamayalım. Gülü 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 biliyorsunuz. Bunu ben bir izleyeceğim. Bu şey değil mi? Sese gel. Yok. Oha lan, ne için bir isim ama? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Horalos Ögün. Sizlerle beraber küçük bir seslendirme videomuzda daha beraberiz. Ancak hiçbir kız seslendirmen bulunmadığı için videomuzdaki kız bölümleri alt yazılıdır. Eğer ekibimize katılmak ve dublaj yapmak isterseniz, aynı zamanda videolarımızda seslendirmen olarak bulunmak isterseniz, aşağıdaki katılım formunu doldurmanızı öneririm. İyi seyirler. Hadi iyi artıralım. 34 bin çıkmış. That's too bad.
Biz probably would have helped you out if you'd just called us first. Seni öldüreceğim küçük kız. Ay coştu. Videonun Biz'de parası sen mi sanıyorsun? Düşmanlarını öylece öldüremezsin Wade. Öldürmek yanlıştır. Ne? Neden? Süpermen öldürüyor. Öylece düşmanları öldürmüyorum ama. Haklısın. O yok ettiği şeyde herkes düşman değil. Ne koymuştur be adam? Shot fired. Gördün mü? Deadpool lan ya. Bunu tekrar mı yapacağız? Sen bir canavarsın. Aman tanrım. Dünyayı kurtardım. Kurtardık işi. Durdurman gerek. Sanırım sizin yalnız kalmanız gerekiyor. Affedersiniz, sakın kalkma. Pozisyonda değişik animasyon yapmak istemeyiz. Kalk sen. Nereye gidiyorsun Wade? Başımı derde sokacak bir yere gidiyorum. Tanrım şu arabalara bak. Ne bu, 2007 mi? Sonra beni bacağımdan bıçakladı ve ben hala kan kaybına uğramadım. Ve herhangi bir iyileşmek için yok mu? Hayır. Wow. Selam Francis. Wade Wilson. Şimdi Mustafa öldü. Değil mi? Burada mı? Sonunda intikam hikayeleri değil mi çocuklar? Şimdi çanga alabilir miyim? Üzgünüm ama burada hoş karşılanmıyorsun. Van Wilder. Evet, anti kahraman. Ne? Kaç kere daha söyleyeceğim? Ben kahraman mı? Sen kötü değilsin. Ben herkes Green Lantern'dan nefret ettirdim. Bu da kötülük. Ama hala içinde iyilik var. Yani sen terk et. İkine buradan hadi. Pekala. Eski Deadpool'u size bırakıyorum. Hayır. Bekle. Hadi ama. Olamaz. Kimse bu Deadpool'u sevmiyor. Şöyle bırakalım bunu da. Deadpool. Son zamanların en çok Marvel karakterine dönüşen Deadpool'un ünü gittikçe yayılıyor. Yakında sinemada da kendisini tanıyacağız. Doğru. Ama kim olduğunu bilmeyenlerin sayısı çok fazla. O zaman Deadpool hakkında bilmemiz gereken her şeyi 5 maddede inceleyebiliriz. 1. Yetenekleri. En büyük yeteneği usta bir nişancı olması ya da çenesinin hiç kapanmaması. Deadpool ninja eğitimine sahip, her türlü silahı seven ve öldürme konusunda işine eğlence katmayı bilen biridir. Kendini sanata adamıştır. Maalesef bu sanat öldürme sanatıdır. Ayrıca Japonca, Almanca, İspanyolca gibi dillerde de ustadır. Wolverine'den daha hızlı iyileşebilir. İyileşme yeteneği onu tamamen parçalara ayrılsa bile kurtarabilir. Yetmezmiş gibi bir de Thanos tarafından ölümsüz olmak üzere lanetlenmiştir. 800 sene sonra bile Deadpool'un hala yaşadığını ispatlayacak karakterler oldu. Çift kişilikli Deadpool bazı karakterler gibi dördüncü duvarı aşabilen ve dolayısıyla bir çizgi romanda olduğunu farkında olabilen karakterlerden biridir. Bazen bir sonraki kareyi okuyabilir. Hatta kendi konuşma balonunu bile kurcalayabilir. Akli dengesi birçok yönden bozuk olduğu için telepatlar onun beyninin içine giremez. Düşünceleri kontrol altına alınamaz. İyileşme yeteneği vücudunda kanser hücrelerinden ve onları öldüren bir şekilde ilerler. Bu beyin hücrelerinin de ölüp yenilenmesi anlamına geldiği için delidir. Cildi Freddy Krueger'dan bile berbat halde olduğu için kostümünü pek çıkarmaz. Kısacası yenilmesi pek mümkün değil desek yeter. 2. Geçmişi ve gerçek kimliği. Origin story time! Gerçek adı Wade Wilson olsa da Deadpool'un geçmişinin doğruluğundan kimse emin değildir. Annesini kanser yüzünden kaybetmiş ve babası arkadaşı tarafından öldürülmüştür. Orduyla bir geçmişi de olan Wade daha sonra suikastçılık ve kiralık katil işleri almaya başlamıştır. Böylece gerçekten ölmeyi hak ettiğini düşündüğü kişileri öldürmeye başlar. Zamanla başarısı her görevde plastik cerrahiyle yeni bir kimlik edinme gibi bir alışkanlığı da oluşur. Uzun yıllar sonra Vanessa adında bir hayat kadınına aşık olur. Kanser olduğunu öğrendikten sonra hasta bir adamla yaşamaması için Vanessa'yı terk eder. Süper insan geliştirme programı olan Weapon X programında bir deney olarak kanseri tedavi altına alınır. Bunun için bir diğer denek olan Wolverine'in iyileşme yeteneği kullanılmıştır. Bir görevde bir diğer deneyi öldürünce programdan atılır ve başarısız olmuş deneklerin tedavi olmaya gönderildiği bir fakülteye alınır. Doktorun sadist asistanı Ajax'ın hastalara işkence ettiği bu yerde hastasında Deadpool yani ölüm havuzu adında bir oyun vardır. Bu oyun bir sonra kimin öleceğini tahmin etme oyunudur. Wade asistanın işkence ettiği bir hasta dostunun acısına son vermek için öldürdüğünde asistan Wade'in kalbini söküp onu ölüme terk eder. İntikam duygusuyla
Bundan iyileşir ve doktorun asistanını öldürünce Deadpool ismini sahiplenmiş olur. Sonuçta sırada kimin öleceğine o karar vermiştir. As a normal baby for 30 seconds, the ninjas stole my mama. 3. Hastalanmayan hasta adam. Geçmişte 3 kere ölmüştür ama bir şekilde ölümden geri dönmenin yolunu da bulmuştur. Fakat tüm bunlar onun dengesiz aklına hiç yardımcı olmamış. Biraz dünya dışına çıkacak olursak, evrendeki en güçlü varlık olmak isteyen Thanos ölümün ta kendisine aşık. Fakat aksi gibi ölüm Deadpool'dır. Ölüme kavuşmasını engelleyen Thanos onu hayata döndürmüş fakat Deadpool'un 4 ayrı kişiliği ortaya çıkmış. Bunlar daha sonra temizlense de arda kalan Deadpool akli dengesini yitirmiş, soluksuz konuşup duran bir adam olmuş. Marvel dünyasındaki herkese bir şekilde sataşmış olan Deadpool ne kötü karakterdir ne de iyi karakter. Onu düşmanların yanında da görebiliriz, kahramanlarımızla omuz omuza da. Maskesini çıkardığında korkunç yüzünü görecekleri için sadece kostümünün içinde kendini iyi hisseder. Sonsuz bir hastalığın içinde kalsa da sıkılmamanın yolunu bir şekilde bulur. Normal ve iyi bir hayat yaşamayı umduğu günleri de geride bırakan Deadpool'un yine de Taco Bell restoranına rahatça girebilmek gibi özlediği şeyler de var. Okay, I get it. Never break the guy code again. Dude, look. 4. İlk çıkış ve sinema. Chimichanga adlı yemeği almaya bayılan dostumuz ilk defa 91 yılında New Mutants'ın 98. sayısında karşımıza çıkmıştı. DC'ye ait olan Deathstroke'u aklına getirmesi yetmezmiş gibi bu karakterin de soyadı Wilson. Rob Liefeld karakteri yaratan kişi ve gidişattan çok memnun. Spider-Man'in gevezeliği, Wolverine'in iyileşme yeteneği ve Punisher'ın öldürmeyi umursamaması gibi faktörlerin abartılarak bir araya toplandığı karakter ağır adımlarla Marvel dünyasında en yukarılara tırmandı. Rob Liefeld'in en sevdiği sayı Deadpool 900. sayı. X-Men Origins Wolverine filminde Wade Wilson'ı Ryan Reynolds tarafından yan rolde izlemiş. Fakat film ilerledikçe Deadpool'un sahne sahne katledilişine tanık olduk. Ağzını yok edip gözlerinden Cyclops gibi ışın atabilen bir karaktere dönüşmesine diyecek söz bulamıyorum. Üstelik çok geçmeden Wolverine abisi tarafından katledilmesi de hayranlarını sinirden kudurtmuştu. Tabii çok fazla kimse yazılardan sonraki bu sahneyi izlemedi. Komik değildi Fox. Yine Ryan Reynolds tarafından canlandırılacak Deadpool neyse ki bu hikayedeki Deadpool'u kayıt dışında tutuyor ve karakterin yaratıcısı Rob bu filmin çok çok iyi olacağını söyleyip duruyor. 2012'de bir test videosu çeken Fox stüdyosu filmi çekmeye karar verdikten sonra 2014'te videoyu YouTube'a koyup tepkili hayranların fikrini istemişti. İzleyici videoyu beğenince de start verdiler ve şimdi proje çok ilerlemiş durumda. Geçtiğimiz aylarda kostümünün ilk fotoğrafı yayınlandığında karaktere yakışır şekilde saçma sapan bir fotoğraf görüp çok mutlu olmuştum. Filmin yaş sınırının biraz yüksek olması dileğiyle. Kusura bakmayın çocuklar. 5. Bir sürü Deadpool ve dostlar. The Mask karakteri gibi kılıktan kılığa girmekten çekinmeyen karakterimizden türemiş çok fazla Deadpool geçti. Lady Deadpool, Kidpool, Dogpool, Drakepool, Headpool. Mesela Headpool kafasını kaybetmiş zombi Deadpool'du ve kafasının üzerindeki ile hareket ediyordu. Tabii Deadpool onu mikrodalga fırına koyup patlatana kadar. Deadpool'un kesilen parçalarından oluşan Evil Deadpool bile var. Deadpool Kills Deadpool macerasında bunların hepsi Deadpool tarafından katledilmiştir tabii. Eski dostu Cable'dan başka pek dostu olmasa da o Wolverine'e kanka olduklarını düşünmektedir. Kendisini Spider-Man, Iron Man gibi isimlere de çok yakın görür. Spider-Man'in kostümünün onun kostümüne benzediğini düşünür. Bazıları ona Ninja Spider-Man dediği için biraz gıcıktır açıkçası. Yeri geldiğinde kavga etmekten çekinmediği Captain America'da onun çocukluk kahramanıdır. Kadınlara karşı ciddi zaafı olan karakterimiz şu an evli ve mutlu. Zamanında para için iyi de olan, kötü de olan Deadpool bu ara fena değil gibi. Ama nasıl güvenelim? Aklı yerinde değil işte, ne yaparsın? Şimdi ekstra bölümüne geçiyoruz. Tıraş olma konusunda çok kötü olduğunu biliyoruz. Öyle bir yüzle onu suçlayamayız tabii. Sesine bir kere benzin ve çakıl taşına benzetildiğini okumuştuk. Bu yüzden de konuşma balonları diğerlerinden farklı ve sarı renkte olabilir. Deadpool'un tüm Marvel evrenini öldürdüğü hikaye en çok satanlar arasında yer alırken hızını alamayan Deadpool bir de gidip klasikleri öldürmeye başlamıştı. Ayrıca Jar Jar Binks'in Star Wars'ta iyi olduğunu savunmuştu.
kullanıcısanız Deadpool'un kafanızı patlatmaktan çekinmeyeceğini de unutmayın. Sonuç olarak yediği her alttan bahsedemem ama şu kesin ki Deadpool asla bağrımıza basamayacağımız fakat okumaktan da sonsuz keyif alacağımız bir karakter. Özellikle bayağı yaptım yani. Bayağı. Neyse Davut'a söylüyorsa senin uygulamanı bu arada ben de beğendim onu. Çok güzel yani. Sevdim. Hadi bay bay.